AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan e, ve ekibi diyelim yani AKP e, seçildikleri ilk dönemlerde bir iki yıl boyunca e, özellikle özgürlükler üzerine e, çok vurgu yapıyorlardı. E, yani Hatırladığım zihinde kalan e, hatıralar bu şekilde ama daha sonrasında daha gizli ajandaları olan biraz daha kapalı e, ajandalarla e, yönetişim biçimini benimseyen bir hal aldılar e, ve adım adım e, Hesap vermezlik noktasında ülkemizi çoğu zaman ekonomik anlamda bir bilinmezliğe sürüklediler. Çoğu zaman hukuksal anlamda birçok tartışmalara sebebiyet verdiler. Yani seçildikleri dönemde hak, özgürlük ve adalet arayışı çizgisinde olan AKP bir iki yıl sonra başka bir çizgiye bürünmüş oldu. Bu benim gözlemim. Ama... Bu süreçlerde yani iktidarda olduğu süreç boyunca e, Kürt seçmenin oyunu alabilmek adına e, birçok hamlede de bulundular. E, <laughs> ayrıca bu iktidar olmanın doğal gerekliliğidir. Yani eğer e, ülkeyi yönetmek ve iktidar olmak istiyorsanız da herkesin tüm kesimin oyunu almak gerekiyor. Ancak e, Kürt seçmenin oyunu almak adına e, atmış oldukları adımları e, tekrar belki <laughs> o açılım işte çözüm süreçlerine atıp yapacağız ama e, o dönemde ki adımlarını e, Kürt seçmeni de fark etmiş olmalı ki ve belki de riyakar görüyor olmalı ki sonrasında Selahattin Demirtaş'ın e, seni başkan yaptırmayacağız söylemi üzerine bir düşmanlaşma, bir kamplaşma ve çözümün e, kapatılması e, gibi süreçler beraberinde geldi. Tabi bu süreci analiz ederken e, Anayasa değişikliği sürecini de hatırlamak lazım. Atı alan Üsküdar'ı geçti e, denilerek mühürsüz oylar e, geçerli sayıldı ve hani hep şaibeli olarak hatırlayacağımız bir seçim süreci. Neden bunları anlatıyorum? Süreci doğru okuyabilmek adına bunları anlatıyorum. E, şu an geldiğimiz noktaya bakıyorum. E, siyaset terminolojisinde hiç görmeyeceğimiz, hiç duymadığımız, e, hakaret diyebileceğim e, birçok şeye günümüzde şahit oluyoruz. Bu kimi zaman Kürt seçmen üzerinden yapılıyor. Bu kimi zaman e, hak arayışında bulunan kişiler üzerinden yapılıyor. Ama çok ciddi bir kamplaşma süreciyle karşı karşıyayız. bir de şöyle bir durum var. Üzülerek takip ettiğim Kürt seçmen bugüne kadar iktidara oy verdiğinde Kürt kardeşim, Kürt vatandaşım. Ancak kendilerinden başkasına oy verdiğinde vay efendim terörist. Ya da başörtülü bir kadın iktidarın yönetiminde olduğunda başörtülü bacım ama muhalefet yönetiminde olduğunda vitrin süsü. Artık halk bunları görüyor. Toplum bu ee iki yüzlülüğün farkında. E, ayna tutmak lazım. Kendimize de ayna tutmak lazım. Ancak e, artık iktidar e, öyle bir sıkışmışlığın içinde ki e, kendine bile bazı şeyleri kabul ettiremiyor. Tezdekeler konusuna geliyorum. Evet. Bu iki yüzünün bir kenara... geldiğinde CHP kaldırılsın der mi mesela? Aa, e, Cumhuriyet Halk Partisi bu işe demokrasi çerçevesinden bakacaktır öyle tahmin ediyorum. E, vakti zamanında o yönetimlerde bulunmuş e, bir genç siyasetçi olarak. E, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel tavrı e, el kaldıralım, el indirelim e, anlayışında değil. Demokrasi, tartışma, uzlaşma e, bu aşamadan bakacak. Sonuçta ben Erdoğan'ın açıklamasını dinlerken e, dedi ya genel kurula gelir El kaldır el indir bitiririz bu işi tarzında bir açıklaması oldu. Belki cümleyi yanlış söylediysem düzeltirsiniz ya da ekleme yaparsınız ama el kaldır el indir söylemi aslında seçmene yapılabilecek en büyük hakaretlerden birisi. <laughs> Çünkü seçmen onları temsiliyet açısından e, meclise gönderiyor. E, el kaldır el indir yapacaksak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin <laughs> ne gerekliliği var? Bu genel kurulun işleyişi açısından eleştirdiğim bir durum. Fezlekeler açısından ayrıca tartışırız. Ee, hukuk yerle yeksan olmuş, ekonomi yerle olmuş. Ee, bir olmuş, birçok bilinmez diye sürükleniyoruz, operasyonlar tartışılıyor, hesap verebilirlik yok, muhatap yok. Bu gibi sorunlar varken biz dönüyoruz, dolaşıyoruz, e, kutuplaştırıcı e, tartışmalara geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi açısından tekrar söylüyorum. Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi bu fezlekelerin oylamasını e, demokrasi çerçevesinden ele Hı -hı. alacaktır. Dosya bazlı bakacaklarını elbette ki söylediler. Dokunulmazlıkların kaldırılması dönemine gelirsek. Evet. O dönemde ben parti yönetiminde değildim. Ben o zamanlar e, üniversite öğrencisiydim öyle söyleyeyim. E, o süreçlerde ben partimin aldığı tavırdan daha başka düşünüyordum. E, benim partim o dönemde daha iyi niyetli yaklaştı. Ee, ve iktidarın bunu e, kötüye kullanacağını bence çok fazla ihtimal vermedi. Ama ben o süreçlerde dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde e, iktidarın bunu siyasi hamle olarak kullanma ihtimalini çok defa düşünüyordum ve düşüncemi de paylaşıyordum. Hala aynı çizgideyim. Kimin dokunulmazlığı kaldırıldığı zaman? Milletvekillerinin dokunulmazlığının milletvekilleri? kaldırılması. Şahıs bazında ha. değil. Bütün hepsi Bütün 2016'da. Bütün olarak böyle bir imkan. Şey, imkan CHP'de evet demişti. Hani. Yani anayasal düzenlemenin değişmesi Geçim süreciyle yani. beraber. Evet. Yani burada şahıs bazından bir eleştiri yapmıyorum. Ama sonuç olarak zaten dönüp baktığımızda, 2016'dan bu yana dönüp baktığımızda ya Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı ya HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi kaldırıldı. bir kişinin değil mi şimdi? Enis Berberoğlu, örneğimiz Başka var. Yok. Örneğimiz var. Eren Erdem de gerçi Eren bir ceza... Erdem de var. Yani örneğimiz var. Dolayısıyla... Tekrar dönüp baktığımda çok da yanılmadığımı 2016 sürecinde iktidarın bunu başka bir şekilde kullanmayacağı, yani başka amaçlarla, siyasi amaçlarla kullanacağını yaşayarak görmüş olduk. İyi Parti'nin açıklamalarını da takip ettim. İyi Parti demiş olsaydı ki. Biz bu fezlekelere meclisten geçirmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz. O zaman da şu masada şunu tartışıyorduk. Vay efendim iyi Parti nasıl hayır der. Şimdi evet diyeceğiz dedi. Vay efendim iyi Parti nasıl evet der. Bunu tartışıyoruz. Tartışacağımız konu kimin nereye oy vereceği değil. Zaten AKP ve MHP'nin oyları fezlekeleri geçirmek için yeterli. Burada amaç Millet ittifakını ve içindeki e, temsilcileri bloklaştırmak.